Hepiniz hoş geldiniz. Medeniyetimizin ruh mimarları başlıklı programımızda bugün Sadrettin Konevi'yi anlatacağız. Sadrettin Konevi hepimizin bildiği gibi Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin üvey evladı. Aynı zamanda onun tarafından yetiştirilen. Başlamadan önce neden medeniyetimizin ruh mimarlarında Sadrettin Konevi gibi tasavvuf ehillerine yer verdiğimize dair bir bakış açısı geliştirmek istiyorum ben. Burada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Füsusul Hikem isimli eseri Salih Mirza Beyoğlu'nun baş hücre eserlerinden birisidir. Kendisi böyle ifade eder Büyük Muzdaripler isimli eserinde. Üstadın da Necip Fazıl'ın da ilhamını aldığı eserin İmam Rabbani'nin Mektubat Rabbani'si olduğunu söyler. Orada Mirza Beyoğlu çok ehemmiyetli bir noktaya dikkat çeker. Tasavvufi hikmetlere hangi gözle bakılması gerektiğine dair. Şöyle der, vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud bahsinde göreceği üzere Muhyiddin-i Arabi'nin eserde, İmam Rabbani'nin ise müessirde derinleşmesi söz konusu. Mizaç farkına ait bu hususiyetler bizim için Rabbani mizaçla Muhyiddin-i Arabi'ye yönelmek ve toprak seviyeli insan ve toplum meselelerimize ait ölçülendirmelerimizin ipuçlarını batın külliyatından devşirmek usulünü verir. Baştan vahdet-i vücut. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud bahsinde görüleceği üzere Muhyiddin-i Arabi'nin eserde, İmam-ı Rabbani'nin ise müessirde derinleşmesi söz konusu. Mizaç farkına ait bu hususiyetler bizim için Rabbani mizaçla Muhyiddin-i Arabi'ye yönelmek ve toprak seviyeli insan ve toplum meselelerimize ait ölçülendirmelerimizin ipuçlarını batın külliyatından devşirmek usulünü verir. Büyük Doğu İbda, İslam'a muhatap anlayışı bir kül halinde bu anlayışı hakim kılma mihrakıdır. Rastgele veli menkıbelerine el atmak veya rastgele batı tefekkürü verimlerinde göz gezdirerek allameliğe yeltenmek durumunda olanlarla farkımız taş yığını ve Selimiye farkı diyor. Büyük Muzdaripler eserinin birinci cildinde. Dolayısıyla bizim Allah dostlarına bakışımız veya onların kelamına bakışımız veli menkıbesi anlatıp geçmek şeklinde değil de insan ve toplum meselelerinin haline dair onlardan çözüm için ipuçları devşirmek anlamındadır. Yine Salih Mirza Beyoğlu bu konu hakkında çok ilginç bir örnek verir, daha doğrusu açıklayıcı bir örnek verir. Der ki, gezip gördüğü yerlerin haritasını gezip görecekler için çıkaran adamlarla haritaya bakıp da gezip görmüş gibi tasvire yeltenen adam arasındaki fark. Bu fark anlaşılırsa o haritanın bulunduğumuz yere nispetle filan yerdeki dağ, nehir, göl, denizi işaretinin bizim muradımıza göre yön tayini işine yarayacağı anlamına gelir. Bunu anlamak fazla zeka gerektirmese gerek diyor Salih Mirza Beyoğlu. Böylece bizim bu tasavvuf büyüklerine ve onların hikmetlerine dair bakış açımız rastgele hikaye anlatmak şeklinde değil de bunlardan kendi meselelerimize dair çözüm çekirdeklerini bulmak anlamında. Şimdi Sadrettin Konevi de bu anlamda Muhyiddin Arabi'nin üvey evladı olarak ve onun yetiştirdiği bir talebesi olarak önemli bir insan. bir Allah dostu. Konya'da Konevi mahallesinde, kendi ismiyle anılan mahallede türbesi mevcut. Selçuk tarzı bir türbesi var. Üstü açık, etrafı ahşap çerçeveli. Hatta üstünün açık olmasını kendi istiyor vasiyetinde. Kabrimin üstü açık olsun diyor. Ve o civarda yine bir kütüphanesi var ve bu kütüphanede de Muhyiddin Arabi'nin el yazması eserleri var. Kendi el hattıyla yazdığı, Muhyiddin Arabi'nin kendi hattıyla yazdığı eserleri var. Bunlardan en önemlisi de Füsusul Hikem eseri orada bulunuyor. Ve Sadrettin Konevi'nin eserlerini külliyat halinde çeviren kişi Ekrem Demirli, Profesör Doktor. Bundan 10 yıl kadar önce çevirdi bunları, tercüme etti. Ondan önce parça parça bir şeyler vardı fakat yoktu. Bütün halinde Sadrettin Konevi'nin eserleri olduğuna dair bir bilgi bile yoktu diyebiliriz.
bilen biliyordu ama yani daha çok bilinmiyordu. Arapça ve Farsça. Ve Ekrem Demir'le o zaman Mevlana'nın şöhretinin gölgesinde kaldığı için Sadrettin Konevi'nin eserleri çok fazla bilinmez demişti bu konuda. Sadrettin Konevi aynı zamanda Mevlana'yla çağdaş bir veli. Asıl ismi Muhammed bin İshak. Künyesi Ebul Meali, lakabı Sadrettin. Konevi de Konya'da yaşamasından dolayı geliyor. Malatya doğumlu. 1210 yılında doğuyor. Malatya'da dünyaya geldiği söyleniyor. Bazı rivayetlerde Konya'da doğduğu söyleniyor ama Muhiddin Arabi Hazretleri onu Malatya'da buluyor. Dolayısıyla bir çocukken. Dolayısıyla Malatyalı olduğu daha ağır basıyor. Babası İshak Efendi, Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir devlet adamı. Ama ne görev yaptığını bilemiyoruz. Çok fazla bilgi yok hayatı ve ailesi hakkında. Hatta Muhittin Arabi'nin onun üvey babası olduğuna dair bile hani net bir bilgi yok. Sadece bir takım rivayetlerden böyle bir şeyler olduğuna dair. Annesinin ismi bile bilinmiyor mesela. Sadrettin Konevi henüz küçük bir çocukken babası vefat ediyor. Ve Konevi'yi Muhittin Arabi Hazretleri yetiştiriyor bilindiği üzere. Muhittin Arabi Hazretleri Sadrettin Konevi'nin hem ruh hem fikir dünyasını şekillendiriyor. İlk hocası, ilk şeyhi ve babası olarak. Onun vefatından sonra da, Muhittin Arabi'nin vefatından sonra da Sadrettin Konevi kendisini onun tek varisi olarak isimlendiriyor. Buluşmaları da şöyle. Muhittin Arabi Hazretleri Sadrettin Konevi'yi nasıl bulduğunu Menakıb-ı Seniyyesi'nde şöyle anlatıyor. Ol vakit ki Tunus'tan Rum'a, Anadolu'ya hicretle emrolundum. Cenab-ı İzzet'e teveccüh edip dedim ki sefineye girmezem. Sefine herhalde gemi anlamında söyleniyor. Sefineye girmezem. Ta bilmeyince hicretten murat nedir ve varisim olup benden istimdat kim etse gerektir. Yardım isteyen kimdir manasını. Hitap geldi ki varisin Sadrettin Konevi ve hicretten murat ona ilmi ledünnidir. Böylece Muhittin Arabi Hazretleri yola çıkıyor ve Anadolu'ya bu şekilde geliyor Muhittin Arabi Hazretleri. Sadrettin Konevi'yi bulmak maksadıyla. Malatya'da Sadrettin Konevi henüz küçük bir çocukken buluyor. Annesiyle evlendikten sonra Konya'ya yerleşiyorlar. Ve Sadrettin Konevi gelmiş geçmiş en büyük velilerden birinin maddi ve manevi himayesi altına giriyor. Onun irşadı ile marifet sırlarına eriyor ve Konya'da yetişmiş en büyük velilerden biri oluyor. İlmi ledün öğretmek maksadıyla geliyor Muhittin Arabi kendisinin ifadesiyle. Burada ilmi ledün nedir? Onunla ilgili bir parantez açalım. İlmi ledün, Sahip Rıza Beyoğlu şöyle bir tanım getiriyor. Ledünni ilim, Allah'tan ilham yoluyla manalar kavramak işi. İbadet, ukubat ve muamelata dair şer'i meselelerde olduğu gibi ledünni mahiyetteki meselelerde de her mevzu kendi usul, esas ve kurallarıyla ele alınabilir. İlmi ledün, Allah dostu dediğimiz insanların, İslam'ın batın yolu kahramanları dediğimiz velilerin ilmidir. Onlardan öğrendiğimiz hikmetlerdir bu anlamda. Ayetler, hadisler ve naslar dışında. Ve Muhittin Arabi, Sadrettin Konevi'ye bu ilmi öğretmek üzere geliyor. Sadrettin Konevi şöyle der kendisi. Ben iki dananın sütünü emmişim. Biri Şeyh Muhiddin Arabi, diğeri Hazreti Şeyh Evhaüddin Kirmani. Evhaüddin Kirmani de Muhittin Arabi'nin tavsiyesiyle Sadrettin Konevi'nin hocalarından biri oluyor. Kendisi Bağdatlı sanıyorum. Şafii mezhebi fakihlerinden biri, fıkıh alimlerinden birisi ve bir mutasavvıf. Anadolu'ya irşat faaliyetleri için geliyor ve burada Muhittin Arabi ile buluşuyor. Hazreti Mevlana ile Muhittin Arabi ile görüşüyor ve daha sonra Sadrettin Konevi'nin eğitimini üstleniyor ve 16 yıl boyunca Sadrettin Konevi ile ilgileniyor. Bu veli de Konya'da vefat ediyor ve Konya'daki Musalla mezarlığında türbesi.
Sadettin Konevi'nin Mevlana ile de dostluğu dile getirilir. Onun Mevlana ile sohbetlerinden bahsedilir ve bazı olağanüstü hallerden bahsedilir. Ben bunlardan en bilinenini anlatacağım. Hatta Mevlana'ya Mevlana ismini veren Celaleddin Rumi'ye, öyle bilinen Celaleddin Rumi'ye Mevlana ismini veren de Sadreddin Konevi'dir. Dostlukları o kadar yakındır. Şöyle diyelim, bir defasında Mevlana Sadreddin Konevi'nin dergahına gitmişti. Karşılıklı oturmuşlar, hiç konuşmuyorlardı. Bu sırada Sadreddin Konevi'nin hizmetini gören dervişlerden biri içeri girdi. Mevlana'ya fakr nedir diye sordu. Fakat Mevlana Hazretleri hiç cevap vermedi. Bunun üzerine tekrar fakr nedir diye sordu. Yine cevap alamadı. Tekrar sorduğunda ise Mevlana Hazretleri kalkıp gitti. Bunun üzerine Sadreddin Konevi Hazretleri huzursuz olup dervişine dedi ki, ey pir, ey piri ham, neden vakitsiz sual sorarsın? Sordun cevap verdiler, tekrar neden sorarsın deyince derviş şaşırdı. Ne cevap verdiler dedi. Sadreddin Konevi de şöyle söyledi. Fakrın tarifini yaptı. O Allah'ı tanıyınca dil tutulur hadisi gereğince cevap verdi diyor. Hazreti Mevlana'nın vasiyeti gereği de onun cenaze namazında Sadreddin Konevi kıldırıyor. Eserlerinden bahsettik. Sadreddin Konevi aslında Muhyiddin Arabi gibi çok fazla eser vermemiştir ama ondan fazla eseri vardır. Bunların bazıları Risale olmak üzere. Eserlerinde tasavvufi ilimlerden bahsettiği gibi bir takım felsefi meseleleri de el atmıştır. Ve hatta Ekrem Demirli onun hakkında Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin eserlerine bir sistem getirmeye çalıştığını söyler. Sistemli bir şekilde anlatmaya çalıştığını söyler. Abdurrahman Camii de Nefahatül Üns isimli eserinde Konevi'yi bilmeden Muhyiddin Arabi'nin eserlerine yanaşmanın hani zor olduğunu söyler. Ve onun illaki eserlerinden pay sahibi olması gerektiğini söyler kişinin. Hatta Ekrem Demirli'nin yorumu bu. Konevi'den sonra felsefe okuyan birçok kişi o dönemde Muhyiddin Arabi'nin eserlerine de bu gözle bakmaya başlamışlardır. Hani eserlerin Arapça ve Farsça yazıyor. En önemli eseri Fatiha Suresi tefsiri. Klasik bir tefsir değil tabii ki. Ve hiçbir alıntı yapmadan, hiç kimseye atıf yapmadan yazdığı tek eseri. Diğer eserlerini daha çok Muhyiddin Arabi'nin eserlerini tevil anlamında yazmasına rağmen Fatiha Suresi'ni kendisi yazıyor. Yani kendi fikirlerini anlatıyor. Tasavvufi bakış açısını, insan, alem, Allah ilişkisini inceliyor bu tefsirde. Fatiha Suresi tefsiri deyince aklıma şey geldi. Ben Ölüm Odası B7'de gördüm. Salih Mirza Beyoğlu sanıyorum bu esere atıf yapmıştı. Araştırıp baktığımızda şöyle bir şey gördüm. B7'de şöyle bir başlık altında Sadreddin Konevi'nin bu eserindeki bir hadise atıf yapmış. Mehdi-i Hamil 10 Süvari başlığı altında şöyle yazmış. Muhammed bin Süleyman el-Maribi el-Rudani tarafından 15 muteber hadis kitabında ve muhtelif mevzularda geçen hadislerin tekrarlarından kaçınılarak hazırlanan Cem'ul Fevaid faydalı şeylerin toplanması isimli eserde nakledilen ve Sadreddin Konevi Hazretlerine ait Fatiha Suresi tefsiri isimli eserde Mehdi hakkındaki hadis. Tabi 10 İranlı suvari hakkında Allah'a yemin ederim ki ben onların hepsinin isimlerini, babalarının isimlerini, kabilelerini, aşiretlerini ve atlarının rengini biliyorum. Hadis-i şerif bu şekilde. Bu alıntıyı ben Fatiha Suresi tefsiri eserine bakarak buldum. Bağlamında şöyle diyor Sadreddin Konevi. Hazreti Peygamber'in ahir zamanda gelecek Mehdi'nin habercileri olan 10 İranlı suvari hakkında ifadesi ve yemini de bu kabildendir. Allah'a yemin olsun ki ben onların hepsinin isimlerini, babalarının isimlerini, kabilelerini, aşiretlerini ve atlarının rengini biliyorum.
şeklinde geçiyor. Ve Saddettin Kavavi şöyle diyor. Böylece Hazreti Peygamber herhangi bir şahsın suretine, atına, ismine ve nesebine yaratılmadan 600 küsür yıl önce muttali olmuştur. Burada 600 küsür yıl önce diyor Konevi Hazretleri. Yani yaklaşık olarak hicretten itibaren sararsak onun dönemine dek geliyor o 600 sene. Saddettin Konevi'nin yaşadığı dönemi ve bu Mehdi'nin öncüleri olan 10 süvarinin onun döneminde yaşadığına işaret ediyor bir nevi. Yorumcuların hepsi bu şekilde yorumluyor. Ve bunu yorumlarlarken şöyle söylüyorlar. O dönemde Moğol istilası dönemi, Bağdat işgal ediliyor. Konya'ya sızma faaliyetleri var ve karanlık bir dönem. Ve bundan dolayı bir beklenti içinde olan bir İslam alemi var. Ve Saddettin Konevi'nin de o dönemde bunun için hani böyle bir yorumda bulunduğunu söylüyorlar. Ve onun müstakil bir Mehdi Risalesi diye bir eseri de var. O tercüme edilmemiş, ayrılmış. Bütün eserleri tercüme edilmiş ama o edilmemiş. Bu şekilde de bakılabilir ya da 600 rakamına farklı bir şekilde de bakılabilir. Yani illaki hani kendi döneminde Mehdi'nin geleceğini iddia etmiş olması şeklinde yorumlanmayabilir. Çünkü hani biz biliyoruz rakamlardan ve kelimelerin manalarından pek çok mana çıkarılabilir. 600 rakamı burada ilginç. Benim ilgimi çekti. Yine Sahih Rıza Beyoğlu'nun Furkan Lügat'ı eserine baktım. Orada da yani ben çok fazla bir şey anlayamadım tabii ki ama Müsenna diye bir kelimeyle karşılaştım. Ebced'i 600 olan. Ve müsenna kelimesi kat kat olan, ikili, iki bölümden meydana gelen, iki noktalı olan, iki defa nazil olan Fatiha suresi diye geçiyor. Bizim bu yorumu aldığımız şey de Fatiha suresi tefsiri. Burada ilginç bir şey var ama ben çözemedim. Bunu da bir işaret olarak söyleyeyim. Diğer taraftan Konevi'nin yine Mehdi bahsiyle ilgili vasiyetinde dile getirdiği sözleri var. Diyor ki, dostlarıma da ancak yaşanılmak suretiyle bilinebilen zevki marifetlere, anlaşılması güç ve kapalı olan bilgilere dalmamalarını, ister benim, ister Şeyh'im Muhyiddin Arabi Hazretlerinin sözleri olsun, onların sadece açık ve sarih olanları ile yetinmelerini vasiyet ederim. Bundan sonra bu yol kapatılmıştır. Onlar hiç kimsenin kendi sözleri olarak söyleyip naklettikleri sözlere itibar etmesin. Sadece onlardan kim İmam Muhammed Mehdi'ye yetişirse ona benim selamımı söylesin ve başkasının değil yalnızca onun haber verdiği şeyleri ve bilgileri alsın diyor. Böyle de bir vasiyeti var. Geçelim 40 hadis şerhi var onun. Burada da seçtiği 40 muteber hadisi yine tasavvufi hikmetler çerçevesinde şerh ediyor. İlahi Nefhalar eseri şöyle takdim ediyor onu. Hazreti Peygamber'den tarif ve irşat lisanı ile şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Rabbinizin şu günlerinizde rahmetinin nefhaları vardır. Dikkat edin, onlara hücum edin. Bundan dolayı taarruzu ve onun türlerini tanımak için Rabbime yöneldim. Allah da beni taarruzun hakikatine ve külli kısımlarına müttali kıldı. Böylece söz konusu taarruz kısımlarının benim muttali olduğum kısımlar ile sınırlı olduğunu müşahede ettim. İşte ben Allah'ın izniyle bu kısımları özet olarak zikrediyorum. Burada da kendisinin de söylediği gibi kendisine verilen bilgileri verildiği kadarıyla aktardığını söylüyor. İlahi Nefhalar isimli eserini. Ve Füsus-u Hikem'in Sırları diye bir kitabı var. Burada da Muhyiddin Arabi'nin Füsus-u Hikem eserinin kendisine açılan sırlarını anlatıyor. Ve onu da şöyle takdim ediyor. Füsus-ül Hikem kitabı Şeyhimiz Muhyiddin Arabi'nin muhtasar kitaplarından en nefislerinden birisidir. Bu eser onun son neşeleri ve tenezzüllerindendir. Füsus-ül Hikem Muhammedi makamın kaynağından zati ve ahadiyet özelliğindeki cem meşrebinden varit olmuş. Böylelikle de Hazreti Peygamber Efendimizin Allah'ı bilmek hakkındaki zevkinin özünü içeren ve içinde zikredilen büyük veli ve nebilerin
zevklerinin kaynağına işaret eden bir kitap olarak gelmiştir. Bu esere çok önem veriyor Konevi Hazretleri. Ve Marifet Yolcusuna Kılavuz isimli bir eseri daha var. Bu eserde de tasavvuf yolunda ilerlemek isteyenlerin yol gösterici bir kılavuz hazırlamış. Miftahül Gayb, Saadettin Konevi'nin en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor. Biraz tasavvufi hikmetler, Allah ve alem ilişkisi, hikemiyata dair meseleler ve keşif ve ilhamla kaynaklanan bilgi türünü açıklayan bir eser. Bir başvuru kaynağı, çok önem veriliyor. Hatta Osmanlı döneminde bu eser Molla Fenari tarafından şerh ediliyor. Daha sonra da Fatih Sultan Mehmet şerh ettiriyor bu eseri. Fatih Sultan Mehmet Kütüphanesi'nde de var sanıyorum. Yazışmalar diye bir eseri var. Yazışmalar Sadreddin Konevi ve Nasreddin Tusi arasında geçen yazışmalar. Dönem gerçekten hani hem Moğol istilası var, İslam dünyası bir baskı altında ama aynı zamanda da büyük velilerin, büyük fikir adamlarının, büyük ilim adamlarının inkişaf ettiği bir dönem. Ve bunların birbirleriyle ilişkileri mevzu bahis. Ve Saadettin Konevi de çok değer verdiği Nasreddin Tusi ile onun görüşlerine dair takıldığı noktalarda mektuplar yazıyor, itirazlarını dile getiriyor. Evet, astronom, matematik, çok fazla eseri var Nasreddin Tusi'nin. Evet, çok fazla var. Her konuda var bir de. Nasreddin Tusi'ye itiraz ettiği ya da hani kafasına takılan soruları soruyor. Ondan cevaplar geliyor. Çok Batı'da, güzel. Batı'da da tanınan birisi. Evet. Çok güzel de bir şey, eser bu. Sanıyorum hani en önemli eserlerinden biri olarak da görülebilir. Yani aslında onlar mektuplar ama sonra derlemişler, böyle kitap haline getirmişler. İlk mektupta Konevi Nasreddin Tusi'ye şöyle hitap ediyor. Şiirle hitap ediyor. Çok güzel bir şiir, onu okumak istiyorum. Kulağım senin yadının sadasını saklamaktadır. Ki o bahçeye şiddetli yağan bir yağmur serper. Böylece kalbimin korusuna girmişsin. Şaşılmasın, pek çok kimse kalbe kulaktan girer diyor. İnsanı, insanın istidatları, istidatlarına göre insanların dereceleri, Allah'ı bilmesi, iman, peygamberi bilmesi, insanların dereceleri, hakikat bilgisine nasıl ulaşılabileceği, akıl ve aklın idrak etmedeki rolü ya da acizliği gibi pek çok konuda fikri analiz ve görüşlere yer veriliyor bu mektuplarda. Konevi'nin bu konuda gerçekten yetkin, hakikaten hani sadece bir Allah dostu veli olarak bildiğimiz bir kişinin hani hikemiyat anlamında da çok derin bilgilere sahip olduğunu görüyoruz bu eserde. Diğer eserlerinde de zaten bu dil mevcut. Zaten Ekrem Demirli'nin hani o sistem getirmeye çalıştığı dediği mesele de o. Bir tefekkür adamı olarak da burada inkişaf ediyor Saadettin Konevi. Vefatı 1274 yılında, 64 yaşında vefat ediyor. Türbesi Konya'da dediğim gibi. Yine Abdülhamit Han tarafından tamir ediliyor ve o halde, en son hali o halde kalıyor. Zaten bahçeli bir türbe dediğim gibi. Saadettin Konevi'nin Moğol istilasından dolayı çok derin üzüntüleri oluyor. Ve bununla ilgili bir rüya görüyor. Rüyası şöyle. Onu da anlatmak istiyorum. İşte Moğollar o sırada Bağdat'a yürüyorlar. İşgal edilmemiş ama bundan dolayı da çok üzüntü duruyor Saadettin Konevi. Bağdat'ın işgal edilecek olmasından. Bir sabah uykusu rüyamda Hazreti Peygamber'i tabutta kefenlenmiş olarak gördüm. İnsanlar onu tabuta bağlıyorlardı. Başı açıktı, saçı neredeyse yere değecekti. Onlara ne yapıyorsunuz dediğimde, o ölmüştür, onu taşıyıp defnetmek istiyoruz dediler. Kalbimde Hazreti Peygamber'in ölmediği hissi doğdu. Onlara yüzü ölü yüzü gibi değil. Durum aydınlanıncaya kadar sabredin dedim. Ağzına ve burnuna yaklaştım. Zayıf bir nefes aldığını gördüm. Onlara bağırdım ve Hazreti Peygamber'i defnetmelerine mani oldum. Korku ve dehşet içinde uyandım. Daha önceden karşılaştığım tecrübeler ve vasıtasıyla gördüğüm rüyamın anlamını kavradım. Bu İslam aleminde büyük bir hadisenin gerçekleşeceğinin sembolüydü. Moğolların Bağdat'a yöneldikleri haberi ulaşınca
onların Bağdat'ı zapt ettiklerini anladım. Rüyamı gördüğüm tarihi kaydettim. Olaya şahit olmuş, eli kalem tutan pek çok kimse Bağdat'ın aynı tarihte işgal edildiğini haber verdi. Böylece rüyam benim tabir ettiğim şekilde ortaya çıkmış oldu, diyor. Bunda not almış eserine. Sanıyorum hani Mehdi Risalesi isimli tercüme edilmeyen eserinde anlattığı bir şey. Çünkü diğer eserlerine baktığımda bunu göremedim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eklemek isteyen varsa. Bir şey var. Diriliş dizisi var. Ertuğrul'u anlatıyor. Aslında o dönemde çok böyle büyük zat var. Sadece Muhyiddin Arabi Hazretlerine şey yapmışlar. Evet. Aslında Osmanlı'nın kuruluşunda bu büyük zatların manevi şeyleri var. Ve bir de şöyle ilginç bir husus daha var. Moğol istilası Müslümanların böyle en sıkıntılı olduğu tarihlerden biri. Yani o yıllarda büyük bir karamsarlık var. Çünkü İslam orduları hep yeniliyor Moğollara. Moğollar Anadolu'nun içlerine kadar geliyorlar. Tabii bu dönemlerde Cenab-ı Allah işte en sıkıntılı zamanlarda en büyük velilerini gönderiyor. Evet. Ve bunda şöyle ilginç bir şey var. Biz mesela her namazda salli ve barik dualarını okuruz. Aslında onun şöyle bir hikmeti var. Müslümanlara karamsar olmamaları gerektiğini anlatıyor. Çünkü mealine baktığımız zaman o duanın Allah'ın Hazreti İbrahim'in çocuklarına nasıl salat ettiysen, bereket verdiysen, Peygamber Efendimiz'in âline de öyle salat ve bereket ver. Ve bunu günde kaç kere tekrarlıyoruz, düşünecek olursak. Cenab-ı Allah da o Peygamber Efendimiz'in neslinde büyük zatları hep böyle sıkıntılı zamanlarda gönderiyor. Ki yani bir Müslümanın asla karamsar olmaması gerektiğini biz o duadan anlıyoruz ve nitekim dünyanın en büyük devletlerinden biri o Moğol istilasından sonra kurulmuş. Sadece kılıçla değil aslında. Evet. Bu manevi büyüklerin himmetiyle, yol göstermesiyle, eserleriyle meydana gelmiş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.